İş seyahati için Çin'e giden Mücahit Yıldız piyasada tanesi 6 bin liraya satılan cep telefonunu yarı fiyatına aldı, daha doğrusu aldığını zannediyordu. Dolandırıldığını anladığında ise artık çok geçti. 6 bin lira gitti, hiç aklıma da gelmezdi yani dünyanın bir ucunda dolandırılmak. Bir şirkette yöneticilik yapıyordu. İş için yurt dışına gitti. Kendince karlı bir alışveriş yaptı. Dolandırıldığını anladığında dolandırıcıları bulması imkansızdı. 6 bin lira dolandırıldığımı anladım, hemen geri döndüm. Ya bir baktım şimdi herkes birbirine benziyor. Orada 500 tane adam var, hangi birine bu sensin diyeceğim. Efendim boşuna dememişler, ucuz etin yahnisi yenmez diye. Mücahit Yıldız bu cümlenin doğruluğunu Türkiye'den çok çok uzakta, dünyanın bir ucu olan Çin'de anladı. Yarı fiyatına, çok uygun fiyatta cep telefonu alacakken ayaküstü tam 6 bin lira dolandırıldı. Yani dolandırıldık. Üstelik tam da Türkiye'ye dönüş yolundaydı. Havalimanında yanına iki Çinli geldi. Ellerinde yeni yeni piyasaya çıkan ve tanesi 6 bin lira olan son model cep telefonu vardı. İkisine 6 bin TL verdim. Çok karlı olduğunu düşündüm. Ama oradaki el çabukluğu pakete koyarken orijinalini alıyor. Bana sahtelerini pakete koyuyor. Mücahit Yıldız havalimanında büyük bir heves aldığı iki telefonla uçağa doğru ilerliyordu. Telefonların kutusunu açmak istedi çünkü oldukça heyecanlıydı. Kazançlı iş yaptığını düşünüyordu. O esnada büyük bir şok yaşadı. Çünkü telefonlar orijinal gibi gözüküyordu ama aslında ikisi de tamamen sahteydi. Bir baktım, tamamının ekran olması gerekirken buralarda ekran yok, siyahlık var. Bazı yerler Çince, bazı yerler İngilizce kalmış. Sahte çıktı. Yalnız sizden şüpheleniyorum şu anda ya. Show TV'yim gerçekten şimdi. Evet. Aynen. Yani. Ya. Show TV ekibiyiz. Kameraman arkadaşım Hakan. Herkesten şüpheleniyorum. Sadece cep telefonları değil, kutudaki diğer aksesuarları da sahte çıktı. Şarj aleti ve kulaklıklar oyuncaktan farksız. Zaten işletim sistemi de bir açılıp bir kapanıyor. Yıldız'ın en büyük sorunu da karşısında muhatap bulamamak oldu. 6 bin lira dolandırıldığımı anladım, hemen geri döndüm. Ya bir baktım şimdi herkes birbirine benziyor. Orada 500 tane adam var, hangi birine bu sensin diyeceğim. Türkiye'de de telefoncular 6 bin lira verdiği telefona 200 lira fiyat verdi. Oysa bir anı olarak saklamayı tercih etti. Telefonlarla konuşma yapabilecek mi? Henüz onu bile bilemiyor. Ama yaptığım Çin gezisi bana çok şey kattı diyor. Dolandırıldık. Bu bize bir ders olsun.